...bu dedikoduyu duymadığını belirtmiş savcılığa verdiği ifadede. Ee, yine Ömer Bey o gün iş yerinde olduğunu söylemiş. Hiç telefon kullanmadığı için telefonda baz istasyonu tespit edilememiş. <laughs> i̇ş yerinde mi değil mi bilinmiyor. Ayrıca yine Ömer Aslan savcılığa 11 kez kimliği tespit edilemeyen kişilerle ilgili şüphesi olduğunu beyan etmiş... ...ve soruşturmayı yanlış yönlendirdiği konusunda savcıda bir kanaat oluşturmuş. Çok emin değilim ama... Ee, anladığım kadarıyla cinayetin işlendiği günki savcı ile zor ama şimdiki savcı aynıymış. Yani evet. ilk günden itibaren aynı savcı dosyaya bakmış ki bu tabii çok büyük bir avantaj. Evet. Büyük avantaj. Dosyaya evet. hakimiyetini delillerin, sağlıyor. Delillerin gözden kaçmamış olması bakımından aynı evet. kişinin tahrkat yürütmesi büyük bir avantaj. Evet. Ama evet, sanırım gibi savcımızın... olayın aydınlığa kavuşması bakımından da çok isabetli bir durum oldu. Evet çok isabetli gerçekten şey ama sormak en önemlisi istiyorum size. bir saniye ama en önemlisi daha bitmedi. Pardon. Ee, yani başka böyle DNA falan örnekleri de var ama oraya geçeyim. Şimdi asıl dikkat çeken konu şu biz burada bunu çok konuşmuştuk. Şimdi Sevgi Aslan ee, sabah e, özetle de izlediniz. Sabah saat 9 civarında, 9.20 civarında eve girerken gören bir genç kızımız vardı. Apartmanda oturan. Dershaneye mi gidiyordum? Evet. Gördüm dedi. Saati konusunda ondan dolayı eminde. Elinde de siyah bir telefon vardı demişti. Bu aile arasında çok konuşulmuştu. Telefon kullanıyor mu, kullanmıyor mu falan diye. Sonra hanımefendi eve giriyor. Eve girdikten sonra işte o pencereyi hatırlıyorsunuz. Yan daireyle arada bir pencere var, tuvalet penceresi evet. var ve karşıdaki komşu demişti ki ben evde yaşanan her şeyi orada duyabiliyordum. Yani birbirimizi duyabiliyorduk. Ee, Ömer Aslan işten geliyor. Yani işten geldiğini söylüyor. Ee, kapının arkasında anahtar olduğu için ben anahtarımla kapıyı açamadım demişti. Sonra da gidip bir kırtasiyeden sanırım tel almıştı. Telle de deneyip açamadığını söylemişti. Sonra karşıdaki daireye girip karşı komşunun dairesine girip o küçük pencereden karşıya geçmeye çalışmıştı. İçeri girerken de karşı komşunun terliğini giymiş ayağına, sonra o pencereden geçmeye çalışırken karşı komşudaki kadınla kocası da eve gidiyorlar hani Sevgi Hanım'ın evine hı. gidiyorlar, kapıyı itiyorlar, kapı açılıyor. E o yüzden ilk eve girenler karşı komşu ve eşiydi yani karı koca. Ömer Bey'den önce onlar girdi. Ömer Bey'den evet. evvel onlar girdiler. Evet. Hatta özette de arkadaşlar orayı çok doğru bulmuş ve koymuş. Evet şuradan demişler ki Ömer abi sen nasıl bu boyutunda oradan geçeceksin ki oradan 5-6 yaşından önce bir çocuk bir kere de öyle geçmiş zaten. 3-4 yaşında bir çocuk geçirmişler. Sen bir çilingir çağır demişler. Sonra onlar oradan geçmeye çalışırken kapıya gidip aslında kapı açık. Şimdi savcı diyor ki yani karşı komşular girdi içeriye itti kapıyı girdi de sen denedim anahtarla diyorsun. telli açmaya hmm. çalıştım, denedim. Açılmadı. Sonra sen neden gittin karşı komşuya? Oradan geçmeye çalışırken eve ilk girenler karşı komşuların oldu. İşte hmm. o pencereden girip yani göya içeriden kilitliydi bu bakımdan ben giremedim havasını vermek ve pencereden girdiğine göre de içerideki gördüğü hmm. olaylarla ilgisinin olmadığını ispat etmek. Yani tabii savcı benim dediğim gibi evet. yazmıyor da. Evet. O da demiş Hayır, ki. Hayır yani olayların gidişatı onu gösteriyor. Heh. Yani Ömer evet. Aslan cinayet günü eve gelip evin kapısını açamadığı için kırtasiyeye gidip tel aldıktan sonra kapıyı açmaya çalışmış. Ancak komşusu Meryem Hanım ve eşi kapıyı zorlamadan açtıklarında bu durum şüpheli bulunmuştur diyor. Evet. Yani diyor ki, sen niye gittin hani uğraştın açamadın da sonra karşı komşularının açmasına mı aslında yol açtın? Evet. Kendin niye ilk içeri girmedin? Evet. Yani yaşananlarla aslında ifade edilen arasındaki çelişki savcıyı şüphelendiriyor. Bu evet. hep konuştuğumuz Sonra, olay aslında e yine çelişkiler. Yine verilen ifadelerden cinayet günü Ömer Aslan'ın çok soğukkanlı olduğu, üzülmediği ve kendisine gelen telefonları yanıtladığı gözlemlenmiştir. Olay yerinden alınan kanlı kanlı tükürük ve kıl örneklerinin Ömer Aslan'la uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Alınan parmak izlerinin çoğunun Ömer Aslan'la uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenlerden dolayı cinayeti Ömer Aslan'ın işlediği kanısına varılmıştır Varalım. diyerek hakkında az önce de dediğim gibi kasten öldürme, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçlamasıyla kamu adına e, mahkemeye çıkarılması kararını vermiş sayın savcımız. Evet. evet. Bu o, mahkemeye çıkarılmasından kastınız bugün, bugün, bugün duruşması var. Yani bugün ilk defa mı hakim huzuruna? Bugün ilk defa çıkacak. Nereye hakime hakim çıkacak? Hayır canım dava açtı işte bugün ha. çıkacak. O zaman tutuklu devam ediyor mu olay? Tutuklanmadı. Bugün bugün de tutuklanması bekleniyormuş. Ha. Şu ana Bilmiyoruz kadar yani. şu ana kadar savcının iddianamesiyle dava açılmış ama tutuksuz yargılanıyor. Bugün daha tutuksuz falan yargılanmıyor. Bugün işte dava Bugün yani yargılanmaya başlanmamış bugüne kadar. Tutuklanmadı. Yani tutuksuz yargılanıyor demek istediğim iddianame tanzim edilmiş, dava açılmış. ...mahkeme tensip diyordu, kararı bugün vermiş, henüz tutuklama ister. yok. He, he, evet. Bundan sonraki aşamayı yani bekleyeceğiz. Bugün şimdi bu he. iddianameyle beraber hakim karşısına çıkacak. Evet. Hakim de sayın savcımızın bu iddialarını değerlendirecek. Ona da soracak artık ne karar verirse. Mahkeme sürecinde tutuklu yargılanır, tutuksuz yargılanır. Tabii ki iyice mahkemenin o ayrı. E, kararıdır. İddia kabul adam, edilirse zaten çok ağır bakımından bugün de tutuklanmayabilir. Davanın sonunda bütün deliller toplandıktan sonra... ...hükümle birlikte de tutuklama verilebilir. Fakat tabii e, şunu söyleyeyim. Özür tabii biz bu haberi aldıktan sonra aileyle konuştuk. Burada ee, pozitif kanıtlar Ömer var. Bey Ömer Bey'in evet. ailesi... yani ...çocukları kesinlikle babalarının... ...bu cinayeti işlemediğine inanıyor. Ee, orada tabii müşteki olarak onlar varlar ama... ...kamu davası açıldı zaten. Yani olaya başta müdahil olmuşlardı. Evet. Ee, biz babamızdan şüphelenmiyoruz diyorlar. Evet. Ömer Bey'i de e, bulduk, konuştuk. Bakın şimdi Ömer Bey'in size röportajını da aktaracağım... Dediğim gibi saat 14'te duruşması görecek Arkadaşlarımız da takip ediyorlar konuyu. Ee, bunu hem Ömer Bey için hem de tüm aile fertleri için şunu söylemeliyiz ki bu adı üzerinde iddiadır yani iddianamedir. Evet. Ee, yargının kesin kararı değildir. Yargı süreci bu şekilde görülecek. Anladığım kadarıyla aile bu konuda ikiye bölünmüş. Bir kısım diyor ki Ömer bunu yapmaz. Artık hangisi 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 onlar kendilerini biliyorlar. Öteki kısım da diyor ki kardeşim tavırları. Şüpheliydi. Şunlar, 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 şunlar oldu diyor. Evet. Biliyorsunuz bu aile çok dışa kapalı bir aileydi. Biz bunu burada defalarca e, kendilerine de söylemiştik. Tenkit de etmiştik bu konuda. Gelen her telefona hayır dediler işte. Elinde telefon vardı. Hayır benim annem telefon kullanmıyordu. Şurada gördük hayır gitmedi. Hiçbir şeyi yani kimsenin bilgi akışı sağlamasını istemedi aile. O yüzden zaten 8,5 yıl sürüyor işte. Evet. Böyle şeyler. Evet. Açık olacaksın artık. Cinayet olduktan sonra artık onunla dedikodusu mu çıkmış? Bununla bilmem mi? Yani, ne mi? Konuşulsun, konuşulmasın. Ne olacak kimse de yani? cezasını çekecek yani. Ama bir, herkese bir hayır demişlerdi. Yani, evet. Hatırlıyorsunuz. Ailenin tabii, tabii. özel durumları ortaya çıkmasın diye düşündüğün müddetçe gerçekleri küllemiş oluyorsun. Gerçeklerin ortaya çıkmasına mani oluyorsun. İşte 8,5 senede elini kolunu sallayarak gezenden halen dolaşıyor olabilir. Yani şu anda Zaten Sayın İddia Makamı iddianamayı tanzim ederken delillerin takdir ve mülakaçası Sayın Mahkemeye ait olmak üzere diye bağlar. Dolayısıyla Sayın Mahkeme bugün ve ileriki duruşmalarda delilleri ortaya koyacaktır. Mahkumiyete yeter bulursa mahkum eder tutuklar, bulmazsa berat kararı verir. Evet. Fakat benim, benim, benim bir şey dikkatim bugün... çekiyor Müge Hanım, çok özür dilerim orasının altını çizmek lazım bir cinayet sekiz evet. buçuk yıl sonra bile el alınabiliyor. Sekiz buçuk yıl yakalanmadım diye kimse rahat etmesin. Tabii hocam zaman aşımı Okumadım daha. daha. 20 senede de yakalansa. O ayrı mesele zaman evet. aşımı yasağı bir süre. Ama burada realite onu gösteriyor ki bir cinayet var 8 buçuk yıl sonra bile ortaya çıkabiliyor. Yani evet. hiçbir suç e cezasız biz, kalmıyor. Neydi aslında. bizim tabii. pembe de mesela işte kaç yıl sonra e, tutuklandı torunu? Aslında evet. bu da şunu da gösteriyor. Bugüne kadar hep şunu konuşuyorduk. Aslında bir cinayette öncelikle en yakınlarına bakmak gerekiyor. E, tabii burada bilemeyiz. Sonuç Düşmanını nereye çok, gider? Ben kocası nasıl falan olur? Diyemem. Bilemem. Ama, ben de bilemem ee, ama... Düşmanını uzakta aramayacaksın. Evet. Bu bir evet. gerçek. Bu arada Sevgi Aslan'ın kızı ve oğlu şu anda anneanne, teyze ve dayılarıyla konuşmuyormuş. Onlar şikayetçi oldular. O yüzden babamız suçlandı diyorlarmış. Çünkü bugüne kadar işte anlatmadılar evde onu gördü, bunu gördü, kıskandı, etti, kavga Hı. etti diye. Yeni anlattılar. Yeni anlat Yani arkadaşlar ben hep şunu söylüyorum. Yani savcılık makamı ya da polis ya da jandarma gece istihareye yatıp sabah rüyamda şunu gördüm diye iddianame hazırlamıyor ya da dosyayı hazırlamıyor. Biz gideceğiz, vatandaşlık görevimizi yapacağız. Gideceğiz, bildiklerimizi tam anlamıyla anlatacağız. Zaten onlar işinin ehli. <laughs> Ümit Bey ne dedi geçen gün? Ne? Savcı dedi, sen istediğini anlat. Gözüne baktım, anlıyor sen doğru mu söylüyorsun, yanlış mı söylüyorsun? Adamlar ya da kadınlar, işinin ehli evet. onlar. O yüzden biz gideceğiz, bildiğimizi anlatacağız. Onların değerlendirmesine bırakacağız. Evet. Peki, Ömer Bey ne anlattı? Ömer Bey çok rahat. Benim bununla hiç alakam yok diyor. O Sevgi Hanım'ı daha önce isteyen kişiyle kişiyi kardeşinin evinde eşiyle beraber gördüğünü ve tartıştığını kabul ediyor. Ama bu cinayetten 15 gün önce değildi. Aylar öncesiydi. <laughs> Bundan dolayı aramızda bir tartışma geçmedi diyor. Ee, Ömer Bey'in bir röportajını izleyelim. Bir de tek bir şey söyleyeceğim. Benim aklımda kalan aslında hep söyledim karşı komşu biliyor diye. Bunu ben sürekli cinayet masasına da hep o zaman etmiştim. Karşı komşu kimin öldürdüğünü biliyor. Karşı komşu şöyle bir şey söylemişti. Ben sabah e, 11 gibi bir inilti sesi duydum banyoda demişti. Yani hanımefendi aslında bıçaklanmış demek ki hayatını hemen kaybetmemişti. E, sabah erken saatlerde de karı koca arasında bazı sesler duydum diye anlatmıştı. Şimdi işte bir takım örnekler falan alınmış. O örneklerde de Ömer Bey'in söylediklerinin aksi ortaya çıkmış. Şimdi çok özel konular. Ben oralara girmek istemiyorum hı hı. ama Ömer Bey'in oradan da yani o, maddi delil dediniz evet. ya defalarca sorulmasına rağmen diyor bize söylediği gibi çıkmadı sonuçlar diyor. O örneklerde savcımız. kimliklendirme yapıyorlar sonuçta. Evet. O kadar çok kişinin DNA örneği, DNA profili çıkarılmış ve eşleştirme yapılmış ki tebrik ediyorum gerçekten Sayın Savcımızı. Ee, onlarca kişinin DNA profili alınmış ve evdeki örneklenmeleriyle bunca yıl içinde nerede iddianame şu bakın bu, bu kadar bir iddianame. Birçok kişinin burada DNA profili var uydu uymadı falan diye. Yani, Güzel hani, bir çalışma. Biraz hani devlet işi ağır ilerliyormuş gibi gözükse de evet ağır ama e, gayet sistemli ilerlediğinin en güzel örneklerinden biridir şu iddia